Vardı bir tane. Şimdi neyse onu anlatayım aslında, onu söyleyeyim. Ay, yaşandığı için anlatacağım. Abi bu Eskişehir'de ben merkezi bir yerde oturuyordum. Ama sonuçta Eskişehir öğrenci evi. Evet. Yani her an aksiyon olabilir. Konusunda, her şey olabilir. Ben de yaşadım. İnsanlar sevişiyor, sevişecek zaten. Normal. Sorun şu, insanlar belli bir oranda sevişir değil mi yani? Çok zorlasan 3 böyle ve belli bir süre. Ya ben ne zaman yayına gireceğim? Zaten gündüzleri bir sevişiyorlar. Yukarıdan böyle hani bam 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 çat 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 dan 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 dan. Diyorum ki aman aman hani yani mutluluğunuz daim olsun. Ama yani ideal saatlerde inşallah. İnaf zinaf yani. İnaf zinaf. Ya fıtık atar. Gece seviş bir şey yap yani. Ulan yayına giriyorum. Bir iki defa oldu. Bir keresinde hangi yayını unuttum? Long Dark mı neydi? Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicindi abi. Evet. Yayına destek amacıyla. Şehvetli komşularım. Ulan dedim ki arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani ne kadar müzik geçtiğinde. Müziği verdim bekliyorum böyle. Kamera da açık böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar beyler hoş geldin 5 gittin. Bam bam bam. Ya dedim evin yani bu da be, bu nasıl belli ya, bu nasıl performans, ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan, sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var, genç. Sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi, mühürlendi benim komşum. Baltayı mühürlediler. Meğerse olayda her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerin gürültüsü bana geliyor. Dolayısıyla o yüzden enerji bitmiyor. Yukarıda makine yaşamıyor yani. Ya benim nasıl tadım kaçtı? Ulan neler var be diye. Olur da yani. Bizim de bir gururumuz var. Net yayına gidiyor muydu ses? Geliyordu abi. Bak hani hanımefendinin inlemesi ayrı. Beyefendinin darbeleri ayrı. Hanımefendinin inlemesi bambaşka. Kupan eli bak hayvan kimsenin inlemesi. Güzel betimliyor ya. Çift kanallı ses geliyordu abi. O işte. En belası odur. Yani aynısını ben de yaşadım yani. Onu. Yanda vardı bizim. 6 ay sürdü. Yok 3 ay 4 ay sürdü o. Farklı bir ülkeden gelen. Seninkiler gerçek miymiş peki? Mesela benimki garsoniyer. Onlar böyle sizin tayfa gibi bir şey. Yani hani böyle 5-6 kişi yaşıyorlardı. Ben bir çay alırım ya. Gelip gidiyordu onlar. Sevişmiş kadar oldu. Ama ben bir sigara yapayım. Yan dairede oldukları için benim kapımı karıştırıp çalanlar oluyordu. Tabii. Sonra yayında da çok duruma göre buyur ediyoruz falan. Tabii. Bazen alıyordum yayına konuk ediyordum. Onlar sonra taşındılar. Ya bir de böyle bayağı kaslı abilerdi. Çok da bulaşamadım. Dedim hani, yersin sen ya. Durmuyorlar bir de oğlum onlar da yani. Hani bir de böyle şeyli eğlenceli. İşte danslar, sesler, müzikler, arada Efe kaçma Efe sen de anlatacaksın. Sıkıntılıydı yani. Taşındılar sonra. Sen de anlatacaksın. Bir tane kötü anı. Tamam. Peki hiçbiriniz yayın anahtarını vatandaşlarla paylaştıysa... O sana özel kardeşim. Isırdık bana özel. Onu dinledik yeniden. Abi yani ben... Abi 1000 kişi falan yayın açtı kanalımda. Eskiden onu şey yapamıyordun değil mi? Ya benim olayım yenile şey... Ben sosyal medyayı çok verimli kullanmaya çalışıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani mesela video yaptım ya. Twitch'ime geliyorlar. Yayında yokum atıyorum. YouTube videomu görsünler de oradan 3 view daha gelsin diye. Yani bunu deniyorum keyif olarak. Deney gibi bir şey. Kaç kişi gelir Twitch'ten YouTube'a diye. Bunun çünkü belgeselini yapacağım benimlerde. Ona uğraşıyorum. Videoyu yayınladım. Kopyaladım linki. Bir taraftan da OBS yayın anahtarımı kopyaladım. Yeni video dedim. İki tane ok koydum. Yapıştırdım. HTTP/YouTube bilmem nereye gitmesi lazımken. Diye bir link gitti oraya böyle. Streamcams gibi bir şey upuzun. Hiç farkında değilim. Sonra hamburger yiyorum ben masada böyle. Makine de orada. Telefon geliyor. Yayındasın diyorlar. Siktir git diyorum. Saçmalama. Ne yayını falan diyorum. Trollüyor musun diyorum. 4-5 tane daha telefon gelince aynı anda farklı yerlerde oturan insanlardan. Ve durduramıyorsun onu abi. Bir de biri yayına girip diğerini düşürüyordu değil mi? Abi böyle tabii. Yani öyle mi oluyor bir de? Birileri girdiği zaman diğerini düşürüyor mu yoksa abi, kullanılamaz düşürüyor, mı? Düşürüyor düşürüyor. Çok garip bir Twitch'in globaldeki bug'ı ortaya çıkıyor. Yani bir tane art niyetli bir herif gelse çakar pornoyu morluyor bir şey. Abi tabii Allah razı olsun beyler çok seviyorum sizi. Öyle bir kötülük olmadı Tuğkan. Twitch'in bug'ı çıktı abi. Stream key'ini bana verseydin o dönem değiştirsen de ben seni sonsuz yayın yapabiliyordum. Yani disconnect ediyordu biri beni. Ama ben gene yapabiliyordum. Üzerine yayın açabiliyordum. İşte abi yayındasın şu anda dikkat et falan diye bizim izleyicilerimiz. Harbiden çok temiz insanlar. Allah razı olsun yani. Orada siyasi, pornografik, artık her türlü her faaliyet şey yapabilirdi ya. Yapılabilirdi. Ya bu arada o haterın da işine gelen bir şey yani. Hani bu arada. Evet, bütün tabii izleyiciler değil. Orada hater... Ne olacak abi? 10.000 kişi izliyor seni bazen. 1000 hater. Yani en ufak bir açıyı kovalıyor. İyi sana denk gelmemiş ya.
Valla çok iyiydi abi ya. Yani sağ olsunlar. 107 kaldı. 140'a mı gidiyoruz yoksa beyler? Kaç şu an? Delirce 107 biniz abi. Oğlum o hype train ne lan? Level 5 yüzlük. Arşlar abi. Anasında mı oğlum sana? Evet. Abi şuradan devam edelim. Kötü yayın. Hadi bari. Ya Kaan ne? Gelsene abi. Mutfağa git gel. Ha tamam. Oyuncu ne işini yapalım ben. Kötü hikaye anlarım. Gel casting kal. Bir hafta mı oldu görüşmeyeli? Özel casting koltuğumuza hoş geldin. Evet. Kamera orada. Sana sorular soracağız şimdi. Kemal önce soruyoruz. Ne dedisin? Senin başına ne geldi anlat. Kemal hangisini anlatsın ya? Şunu konuşalım. 2021'de kim izleniyor? Abi şuraya çok iyi kardeşim, ayarlarım. Ben biraz geri dönsün mü? Yani şunlar o lobiyi bir ayarlayalım. Ben biraz şey geliyorum arkadan. Yok yok oturmayacağım. Sen yeter abi. Ben yeter. 8, bir sene 9 yeter. 8-9 ay bir sene oldu değil mi? 12, bir sene oldu. 12, bir sene 12 oldu. Ay oldu. 12 ay oldu. Eşim yok tamam ben çekileyim diyorum artık. Ne? Daha çok da çekilme. Yine 20 binlerde kal yani. Yok 20 bin iyi gene ya. 15'ler 14'ler temiz yani. Ayarlayacağız onları da. Kaç izlenmek istiyorsun? Ben mi? Ciddi ama 106 ben. Benim 106 ne ya? Ortalama mı 106? Ortalama standart yayınlarında. 106 bin. 12 bin. Abi ya o kadar hırsım yok benim de. Gene de 50 bin çok izlenmesi yani rekor kalması falan yok. Abi 106 bin. Çok işte. Gerek yok. 106 bin yeter tamam. Yok tamam. Ya şeyden yani 106 bin. Bak ya ağzından başka tamam 20 bin fix olsun. Minimum taban 20 diyorsun. Baklava kimindi? Bilmiyorum. Onu ben sana bakayım. Sen bayağı seviyorsun tatlıyı kral bu arada. Ben yeme gömüyorum. Yemek kalmayacak abi kalamaz. Ben bunu hallediyorum. Oğlum abi senin başına gel anlattık. Benim başıma kötü mü ne? Kötü ya böyle en anın falan dediğin. Yani sıçtın dediğin nokta ya. Sen hiç Erik Dalı ile birlikte yayın yaptın mı? Yani genel her yayında kötü bir gidişat oluyor. Hani sonunda bir davalık mı? Efe çok işimi çözmüştür orada. Ama şöyle yani yarak diyebiliyor musun hocam? Dedin şu an. Duyur. Vur ya. Kanal senin. En fazla ters bir şey hani yara kaçtım. Okkalı mıydı yani? Onları biz de açtık nasıl oğlum. Açtım? Ben Eray kendi çükümden mi anlandım? Eray selfie çekmiş abi açtı. Valla kendi çükümden mi anlandım? WhatsApp'tan mı geldi? Nereden gelmişti bu? Yok o şeyden geldi. O zamanlar böyle bilmem ne boss fight gibi bir şey vardı. Bit atıyordu o onu geçen. Haa biliyorum. Ben de onu koydum böyle bir de profil fotoğraflı koydum ki hani bit atan da kendini göstersin. Onlar oradan çıktı. Paralar dönüyor. Adam yayına dahil olmuş. Orada pat diye yarak şey yaptı adam. Peki yara kaç bit yolladı abi? Yani. Değdi mi banlandı? Değdi baba. Çıkardı bana diyorsun yani. Değdi. Abi bu arada %1000 hype train olmuş ilk defa görüyorum hayatımda. Ne iş arıyor bu kadar? Bu da bozulacak ben böyle gidersem söyleyeyim. Şu an bunun özeti şey ya birazdan mesaj geliyor paranın amına koyduğum. Özeti birazdan IBAN'la görürsün abi. Oluyor bende haftada 2 oluyor bu. Sende de gördüm geçen 2000 falan oluyor. Ne o? Ha, oluyor oluyor. 1700'ler falan gördüm onu. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Şey canım abonelik bedavaymış bu arada Prime'dan arkadaşlar. İlk bu şey demek abi yarın yayın açmasan siktik belanı. Yemin ederim %1000. Bu öyle bu aynen. Senin gene bir süren var. Senin yarın da yayındayım abi. Tamam işte senin bir haftan var yani bir inandırman lazım. Çünkü bir 6 ay kaybolursun diye korkuyorum. Gerçekten çünkü bana inanmıyor olabilirler. Yok sana inanmamaktan değil o. Yani. Ya ben de zor olaylar yaşadım siz biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum o sorun ben zaten bireysel olarak biliyordum hani video dışında da. Böyle. Yani. Evet şey şu şeyi bitirelim mi ya? Kötü anılar. Evet abi kötü anılar. Efe. Efe mi? Evet Efe. Oradan dönmüyor mu? Hayır. Efe'nin ikinci kanalı. Nerede işte onu dojlamak için gördüm. Öncekinde kasinodan. O bir ban yedi. Ya benim ban var işte yani hepinizden uzun ban var. Kaç gün yedin? Ooo sen de direkt. 1,5 ay mı? Oha ne yaptın oğlum? Lan? Çifte mi açtın? Uzun bir ban yedim ben. Normalde permalıydı değil mi o böyle? Efendim? Bir şey oldu. Perma mıydı? Hani ne yaptın da ban yedin? Kanka ne yaptın? Irkçı küfür içeren porno mu açtın? Yok bir ghost. Bir ghost. Anadı başarı böyle. Kombaladın mı? Ne yaptın? Nasıl? Bir ghostla bir tartışma münasebet yaşadık. Münasebet mi? Cinsel. Yok tartışma. Konuşma şekli. Tamam. Cinselliğe kayan tartışma. Ghost'a küfür ettim ama gerçek anlattım. Helal olsun. Tehdit falan mı ettin?
Yok abi ya. Abi öyle içinden geçmiş. Sinirlendim ben. Sinirle tabii ne söylediğini insan bilemeyince öyle oluyor. Ne söyledin? Durdu mu? Onu söyledi de işte bunu söyledi. Burası da ben yine sen. Bunu söyleyemiyor işte. Abi 1,5 ay diyor Alper. Gözünü seveyim. Daha yeni geldim. Vallahi 6 aydır yokum abi. Bu arada buralar fena çakıyorlar ha. Ben banlanıyor millet. Ben hiç online yemedim. Ben bir kim çakıyor? Yoktum lan. Neyden yedim lan? Canlı yayın platformu açtım bir kere. Paranormal bir banyo. Garip bir hareketti. Canlı yayın platformu açtım. Nono Nemo gibi bir şey, evet öyle bir şey. Oha. Onların videolarını izlemekte bir şey oluyor mu? Mesela olması lazım ha, farklı platform. Bu yayının sonunda öğreneceğiz abi bunları konuştuktan sonra. Mesela YouTube'dan bir yayın oldu. YouTube'dan bahsediyorum. YouTube doğrudan rakibi değil ama hani doğrudan rakip bir yerden izlenebilir. Ha tamam, YouTube'dan izlenebiliyorsa sıkıntı yok deyip banlanıyor şimdi. Peki canlı yayın esnasında banlanan oldun benim gibi? Ben bana oldum. Ben yedim Tuna'yla beraber. Öyle mi? Benim yayındayken sen nasıl geçişini hatırlarsın. Hatay tabii ya. Ağzına hata yapar yani. Siz ne yaptınız? Twitch'in ilk banlarından ben anlamadım ama. Abi yeni yer mi? Başka bir yerdeydik. Twitch'teki izleyicilerimize oraya gelir misin? Nes dedik. Yayını açtık. Yayını açtık. O sitede sizin miydi? Bizim değildi. Ben orada CMO olarak çalışıyordum işte. Ha. Chief Marketing Officer, hani o yayıncıları getiren falan insan olarak. Öyle bir Çinli girişimiydi o. Bunu da Twitch'te yapınca tabii. Twitch'te yapınca. Biraz şey olmuş. Evet. Twitch haklı zaten bu konuda yani. Bir şey demiyorum ama. Nasıl oldu ya? Dönüyor. Ben de yok. Yayında yaptığın en büyük mallık. Abi illa almıştır. Yayın açmadım ki ben. Tamam, bizim yayınlarda yok mu abi? Üstü chat'te yaptıklarımı anlatsana Allah aşkına. Ha. Özelden kaydıklarımı. Bir tane izleyici vardı. Ya ben sonra şey yapıyordum. Çağırdım bunu Eskişehir'de Espark'ın önünde. Abone modunu sürekli açıp kapatabiliyorsun ya. Böyle 5 saniye açıp kapatıyordum. O arada spam yapanları banlıyordum. Sürekli. Aa evet evet, üstünde öyle bir hareketi vardı. Biliyorum onu. Ya diyelim ki sen tuvalete gittin, 30 bin demek yasak. Tam üstü açıyordu chat'i, herkesin 30 bin yazmasına izin verip kapatıp herkesi banlıyordu 30 bin yazan. Sonra tekrar açıyordu. Şu an söyleyemiyorum ama evet, fake prime zaman yapmış. Alper YouTube'da nasıl banlandın? Bende yayın yok ama şey var. Bizde de bazen yanlış bir şey kurguda kalıyor. O gözden kaçıyor. Çok yanlış şey kaldı oğlum. En çok örnek ne abi? Abi oluyor. Geçen gün Kerem'in... Kerem teamwork yaptı diyormuş. Bak geçen gün Kerem'in bir telefonunu gösteriyoruz. İşte ben onların telefonlarına bakıyorum. Dün hatta geçen gün dedim. Harbiden geçen gün. Aşağıda başka bir fotoğraf var. Bir kız arkadaşlar nude gelmiş Kerem. Ama yani o aşağıda WhatsApp'ta, hani aşağıda eski gönderiler çıkar ya attıkları fotoğraf. Ben başka bir fotoğrafa bakıyorum. Aşağıda çıkmış. Aa, vay be. WhatsApp'tan diyor da. Bir YouTuber arkadaşın başına daha gelmiş bu. Omuzu atlayan bir tane abla vardı. İzlediniz mi? Abi var. Gördüm ben onu. Ay. O birinin başına daha gelmiş. Of, çok kötü, çok kötü ya. Onu WhatsApp'tan çok herkes çok aldı. Birini de patlamış abla. Allah kahretsin o videonun. İğrenç. Şey o video ayrı kötü. Olay ayrı kötü. Ben de bilmiyorum. Kaçınıyorum. Ne kadar kötü videomuş göreyim ben de. Ben sana göstereyim abi. Sen evli değil misin abi? Ha o kadar kötü yani. O zaman izlemeyiz. Oğlum sen bana dedin, ben sana link atsam. İzlemeyiz. Yok yayını izliyordur. İzlemeyiz. 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 İzliyoruz. İzlemiyorum böyle şey. Silmedim de gizliye alıp paylaştığım oldu. İşte o yeri çıkartıp onun bir işlenme süresi var ya. Bir de şey oluyor. Bizim export isimlerini böyle hep komik falan alıyor. Onun için de artık yapmış da. Bazen upload'a atıyorsun. Bir bakıyorsun ayar değişmiş. Herkese açık olarak upload bittiği an herkese yayınlanıyor, tamam mı? Export ismi neyse o yayına düşüyor. Benim de ip kesme formatı var. Bizimkiler onu işte bir sik kesme, bilmem ne kesme falan diye. Geçen sene bir gün bir 30 saniye sik kesme diye video paylaşmışım. Benim ondan sonraki. Ondan sonra. Ondan sonra ucuz yırtmış. Ekime hayır, ben de kestirdim de öyle almıyordum. Anladım onu sonra. Biliyor musun, SEO açısından da kötü. Çok kötü bro. Yani bir de bildirim gitti. Şey 500 bin insana Alper Rehn'de video paylaştı sik kesme. Ama büyük fark varmış. Evet. Sen efendi bir adamsın yani. Aynen. Oğlum bir daha annesinin babasının hesabından bazen abone olanlar var ya. Evet, son geçişlerinde bir okasyon. Annenle baban kavga ediyor, sebep sensin diye. Abone olmuşsun babanın hesabına. Önceki gün Alper Rehn'i anlatmış değil mi? Ne kadar iyi bir insan. Şöyle efendi, böyle iyi.
Evet, o zaman sen bile konuşmayan yüce. Abi bile konuşmuyorum. 6 yıldır ne bir ban, ne bir küfür, ne bir uyarı. Nasıl küfür etmedin? Anabacı sövüyorsun her yerin ya. Nerede sövdüm? Nerede sövdüm? Kırıp lan. Bütün o silahları milahları sövüyorsun ya. Hiç kötü anlıyor mu? Benim hiç kötü anlıyor. Lan harbi biliyorsa onlar söylesin. Çok temiz adamlar. Bulacaklar beyler mitoloji. Bulacağız ya benim. Abi mitoloji 3 saniye konuştu. Ona da drop girdi anasını satayım. Ben konuşmuyorum artık ya. İlginç harbi abi. Doğru diyorlar abi bu arada. Doğru diyorlar. İlginç de bir şey yok ki çok böyle profesyonel ilerletiyorum gibi. Oyun oynuyorum abi. Sizde nazar mesela abi, adamın abi. Komşusu orada neler yapıyor. Onun komşusu bir şeyler yapıyor. Bu zaten bunu boş ver. Bunun her hareketi olsa. O zaman ben yayın dışı anlatayım Çeşme anılarını. Ay kız kaybı. İlginç diye soruyordu bir dakika. Anlat lan. Oğlum yine bir dakika. Mitoş'a. Şimdi anlat. Kalan pilleri şarj edin. Kalan pilleri şarj edin. Ediyoruz kardeşim. Lütfen. Kamera, abi şimdi anladım. Kamera GG değil. Mito konuşuyor arkadaşlar. Abi ben şanssızım. Şimdi konuşabilirsin. Hakikaten öyle ya. Ben ya bugün arkadaşlar ya. Tatlı geldi burada söyleme sayıp. Yedim ben hepsini. Herkese abi. Koyuldu. Mitre'nin tabağına tatlı ters düşüp içinden ayrıldı ama. Hamburger. Hamburger ters düştü. Abi böyleyim ya. Alıştım ama artık. Görüntü açalım gitti. Bakalım. Sen anladın mı? Görüntü abi. Gelecek. Görüntü geldi. Oğlum bunun dami yok mu onda ya? Ne? Dami yok mu onda? Dami abi kadar. Bağlanacaktı şeye de Evrim Bey. Kanka bilmiyorum. Normalde bu hiç olmayan bir şeydi ya kardeşim. Şu an böyle bir sıkıntı da oldu. Olur abi. Olur. Şunlara falan tıkla kanki bir şey yap. Kanka bir saniye şuradan bakıyorum. Kamerayı aç kapat yapalım. Hah. Gerçekten onunla mı gördü bu yayın ya? Chat'i gördünüz şu an. Arkadaşlar chat'i. Geliyor GG değil. Tamam. Hayır olması lazım. Hayır arkadaşlar. Merak etmeyin. Mito'nun konuşması tabii bitmek ya. Üzere. Yarım tutuyor. Abi sen konuş bu arada. Sen yardım bir de sen tam sen abi, değil. Abi in real life sizin işiniz bana oyun vereceksin oynayacağım ben onu çatır çatır. Ooo. Bataryamız var mı? Var var. 4 tane var. Of uçan hava şu an arkadaşlar. Kamerada bataryaları çalışıyor. Kamera kapalıyken çok değişik hareketler yapıyoruz. Yeni batarya geldi. Kim götümü elledi? Geldi. Tamam. Harika. Bu program az sonra tekrar tekerrür edecek. Hiç sıkıntı yok ama. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Bu rakun yazana. Şöyle bakayım ya. Şöyle panda abimi netleyeyim. Abi göbeğe doğru. Abi çok netledim. Her şey benim şu an. Işık da tam bize vuruyor bak şuradan evet, böyle yürüyor bembeyaz çıkıyor. Ya abi dünyada kaçız şu an ya. Duymuyor zaten ya. Ay maşallah. İşte bu nasıl. Barış abine selam var Türkan bu arada. Aleykümselam. Barış YTG'nin sahibi. Barış abi. Siyah bir ekranı 110 bin kişi izliyor demiş. Berk. Evet abi. Anlat ne geldi başına lan kötü. Ne gelebilir ya? Bir kere 30'dan az vurmuştur yani. Evet evet. Çok kötü İskaladım bir yayın. Bir kere ne oldu hatırlamıyor musun sen ya? Cantu abi host attık. OBS kapatmayı unutmuşuz. Yemek sepetinden yemek söylüyoruz. Adresi verdik bizim. Tabii tabii. Oha. Nakla yayın verdik adresi. Baya bir de 2 saat yemek seçiyor falan buraya. Dünya birincisi miymişiz? Çünkü harika beyler. Ben bir tuvalete gidiyorum o zaman. Harbi gitti. Bunun üstüne bir saçmaları ilave ediyorum. Sıta sen orada susuyorsun. Bende mi sıra? Bende. Bir kere bir de abonelik hediye ederken telefon numaramı gösterdim. Nasıl yani? Nasıl başarabildin onu? Ya ana ekranını açıyordum ana bilgisayarda. Kapatmayı unutmuşum. Telefon numaram gözüktü. Böyle 700-800 bin kişi falan aramaya başladı. Oo. 700-800 bin kişi. Hala telefonum aynı. Bu söylemekten taşıyorum. Bravo. Bir de söyle abi telefon numarış. Dren benimki... Peki bir şey söyleyeceğim. Aynen. Garbanı verdim ya geçen. İki ekran var. Kontrol açınca kaydırıyor ya. Benim buradaki yapışkan notlarda şey var. Abi 6-7 influencer'ın telefon numarası var. Bir tane iş var. Hepsine mail atacağım. WhatsApp'tan dürteceğim. Tamam mı? İşi yaptıracağım. Ekran bir kaydı. Ben de fark etmedim yani. O yapışkan notlar buraya geldi abi. 6-7 tane ünlünün telefon numarası, ismi var. Numarası yazıyor.
Böyle bir şey paylaşıyorum. Sonra adamları aramaya çalışıyorum özür demek için. Arayamıyorsun ki hiç öyle. Bir şey şeyi Taldırım mı yapmıştı? Halı saha grubunun direkt WhatsApp evet. numaralarını evet, açmıştı. Onun tarihini yapmıştı. Evet. Direkt bütün halı saha grubu. Harbi mi lan? Of. Ben Güneş'in numarasını göstermişim Erik yerken. Oğlum ben şeyi hatırlıyorum. Yarım saat sonra Neco aradı. Dedi ki bak bir saattir sizi sikmek için bekliyorum dedi. Laf söylemek için durmuyor telefon dedi. Arayamıyorum size. Size kaymaya arayamıyorum dedi herif yani. Abi, Dirak, sen oradan anlat bir şeyler. Sen şaka yapma drop giriyor abi. Sürekli bir kontrolde oldu. Yok yok direkt bine düşürüp öyle döndüm. Sen garantiye alıp dönmüş. Başka kaldı mı anlatmayan? Kendisi var, bir daha yok var. Kemal ikinciye dönsün. Ben de öyle. Yani var, sen de var. Ne var, bir tane daha var. Sallıyorum artık. Ya, yayını kapattım sandım. Tuvalete gidiyorum böyle. Bir kere benim yayınım. Falanım, tamam mı? Kamera açık. Hayır canım, tuvaletteyim canım. Kamera tuvalette değil, ne tuvalete girdim. Bacakları gözüküyordu. Kamera açık. Tuvalete girdim böyle. Çıktım tuvaletten, şarkım söyleye söyleye. Kafaya takmış değil mi? Bilgisayarın başına rahat, relax olacağım sanıyorum. Tam böyle bilgisayarın başına oturacağım, moderatör aradı beni. Abi yayını kapalı unutmuşsun, açık unutmuşsun falan dedi. Gittim reset tuşuna bastım bilgisayarın oturdum. Çok sıkıntılı abi ya. En garanti çözüm bu arada hiç. Aa sana rasta yaptır diyen var abi düşündün mü? Ne rastası şey? Lan? Ay kızdır şimdi ne rastası? Elim de böyleymiş tabii. Ne rastası lan? Ne rastası lan? Yok lan gitmez bana ya ne rastası lan? Bu arada harbi gider ben şimdi harbi düşündüm. Kestirmeden önce. Abi harbiden gider ya. Önce. Harbi. Aynen öyle. Drop. Drop. Beni panik ediyorsun. Yapma yapma. Ay bir de daha düşünemeyeceğim bir şey yok. Kırmızı kırmızı kutucuklar görüyor böyle. Sonra? Şu an chat'e koy. Sonra? Öyle. Kemal sana rasta yaptır diyorlar nasıl? Ben daha bu rastadan sonrası yeah. biraz kesiyor. Eskiden bir tarafın pembeydi lan. Derken abi. Senin pembeydi bir yani. Öyle öyle ben burayı boyuyorum. Evet boyuyorum. Artık boyamıyorum ya. Önceden niye? Şey abi. 3000 aboneye boyatıyorduk. 4000'e boyatıyorduk. Şimdi boyuyor 8-9 kendini. Hemen boyayabiliriz. Daha full boyatacak kendini. Tuğgan abinin var öyle. Çekilişsiz 15.000 olduk. Çekiliş havasını atanı çekilişsiz kaç cevabını verirsin. Ben bir arada şeyini duydum ya. 15.000 aboneye 12 saat yayın mı ne dedin sen abi? Yok. Dedim bu ne bizim normal yayınlar 12 saat. Ya, Tuğgan niye böyle diyor? Oğlum siz oyun oynuyorsunuz ben konuşuyorum benim yerim çıkıyor ya. O kadar da konuşulmaz ya. O öyle bir kötü tarafı var. Evet abi bak evet, oyun yayıncılığı rahat kardeşim. Kim evet. ne derse desin. Kapatıyorsun oyuna gidiyorsun. 4 saate erel geçiyorsun. Mesela LOL, Counter bunlar akıyor abi. Aynen. Biz de mesela şimdi giriyoruz mesela LOL atalım diyoruz. Aynen. Bir bakmışım 4 saat ediyor. Ben şok oluyorum. Şok oluyorum ama bir erel yapayım video izleyeyim. Buralarım şişiyor böyle yani zor. Şöyle Among Us oynayayım diyorum lan diyorum çok kıyakmış ha ben bunu bir daha arada bir izlemek kolay geliyor ya. Allah Allah. Anlaşıyorsun izliyorsun adam orada çekmiş zaten. Sen bana bir kez laf atmıştın ya izleme belgeseli izleyelim diye. O değil. İzlemek var izlemek var. Tamam, biz 20 dakikalık video, 3 saat yorumluyoruz. Ben belgeselde bir dizi vardı ya, dur niye yaptın? Ben geçen bir Efe Uygaç o YouTube'da izliyor videoları var ya, işte sizin de var Kemal izliyor, Tuğkan abi izliyor falan diye. Dedim ki, beler dedim bu videolar dedim bir tanesini gördüm YouTube'da ana sayfada yazarken yayında. 250-300 bin falan izlenmiş tamam mı? Ya dedim ki hani biz bunun canlı yayını yapıyoruz ya amına koyayım hani. Biz o anda canlı yayındayız ya, hani tamam videoyu güzel izlemişsiniz de yayına da gelin diyorum. Geldiler yayına, hepsi bir mesaj atıp gitti. Mesajı söylüyorum. İşte sen böyle durdurduğun için gelmiyorum. Orada diye ilerletiyorum diye anladın mı? Ulan abi diyor ben Kemal anlatsın. Geçen gün Soramaksim izledi ya. 4,5 saat. Ulan video yaptı. 30 dakika video. Abi yazdılar ki Kemal izliyor şimdi diye. Bakıyorum ben de. Bak sinir krizi geçti. Ben şey dedim abi çok Kemal ayak. İzliyor da bayağı oldu dedim. Ama bayağı oldu Kemal ne sizi daha kaldı. Akıyor. Akıyor. İkinci saatte girdim ben varım bu arada. Abi 3 saat. Bak 5. Harbi mi lan? Gerçek 3,5 saat. İyi sen gel kırmızı. Ama neler oldu ben kimleri aradım ya bu abi. Abi YouTube'da atılan tamam Kemal Soramazsın izliyor başlığının şeyinde Kemal gitar çalıyor. Siktir lan nereye izliyor Kemal? Harbiden doğru. Ya öyle bir şey yok yani. Anladın mı? Vallahi diyorum ya. O sen bir ara böyle bir belgesellerimize falan da yapalım. Sen bir ara bir gel bir ye.
Yok, zor oluyor gerçekten. Harbi zor. Yorum... Bana da oyun zor geliyor, video izlemek kolay. Ama şimdi senin oynama stilin de farklı tabii. Sen daha böyle hardcore playa biliyorsun, yoruluyorsun. Biraz rahat geliyorsun yaptığınız oyunda. Biz CSGO, MSGO yine. Abi götü yayılmış. Biz makarasına girdiğimiz için. Bak şimdi diyorum, gözüm kapalı. Senin de oyun başından farklı zor. Şöyle bir şey de var mesela. Sen vuruyorsun yani, rahatsın mesela. Belki de doğru. Vuruyor adam. Oynuyor ve vuruyor. Biz şimdi vuramayınca yani en azından hani şaka yap, bir şey anlat. Tabii orada bir şeye vurman lazım oluyor. Ulan ben geçen bak şaka maka tutmayınca ana anlatayım dedim, onda da sıçtım. Bir ana anlatmışım 12 saniye. Adam dövmeyi nasıl yaptırdı? Sabah yaptırdım gittim. Ailem bir şey dedi mi diyor, yo diyor. 12 saniye lan ana. Adam bir anlatıyor. O da ayrı bir şey yani. Ben anlatmayı seviyorum. 150 yani. Gün olacağız ana abi. Oğlum ben bir buçuk süredir ana anlatmıyorum lan. Harbiden. Bir senin o sabah geldiğin yayın vardı ya, orada bir içimden gelmiş. Evet, orada geldim o kadar. Tugran abi ana anlatırken bir de şeye falan giriyor ya. Neydi o, Google Maps'e falan giriyor. Oğlum ben Paint'ten çiziyorum lan. Bilecik'te, Bilecik'te sadece JPEG açabiliyorum ama. Yok yani, road görüntüsü yok. Bitti bu arada, bende de kalmadı ya. Yani neden kalmadı ya? Düşünüyorum böyle küçük küçük şeyler. Yastığı derdim. Cantu Bey gelsin. Yastığı çok sallıyorum lan. Yani gel abi. Şuradan uçar, şuradan yuvarlanırsın hadi. Yol açıldı bana. Şok oluyormuşuz, 360 derece atıp geliyor. Sende anı bitmez abi diyorlar. Arkadaşlar herkese chatten bir şey sorun. Herkesin birer tane soracağım. Ha, öyle bir gücüm olsaydı. Şunları verelim ya bugün. İçi yandı. yandı. Yo, vermesem daha iyi abi. 139 bin de kalsa şöyle. Oğlum atma bak, buradaki 3090 takıldır ha. 3080 var orada abi. Aşağıda. Sen de 3090 takılı değil mi? Yok. Bunu vereceğim. İzleyici... Onu işte izleyiciye vereceğim diyor. Verdikten sonra arayacak, diyecek ki bana bir tane daha alın. 80'i çıkar buna tak. Buradan MSI'dan Can'a, Nvidia'dan Can'a, MSI'dan Tufan'a teşekkürler diyerek. Abi sizin 3090 vardı ya. Artık yok. Öldü abi. Elmit'le anınız var mı demiş. Kaan'lar burada mı? Elmit'le anımız. Var bu arada. Kaan'la bizim 15 yıl arkadaşız biz bu arada yani. Twitch mevich yoktu. Abi Anlos, yenilgisizler diye bir tane klanımız vardı bak. Ama çok şizofrenik bir şey yani. Kaan anlatsın ya onu. Bak anlatıyorum abi. Şimdi... Ama buraya mikrofona yaklaş. Şu şey gel, yani. Böyle gel, gel buraya gelsin. Gel biz dönüşelim. Şu sırası da... Aa dur şakma ama. Kaan bu arada arkadaşlar. Şimdi bir dönüşeyler çöküldü bu şey ya. Ben sana açar mısın? 93'lü Kaan. Çok böyle genç durduğuna bakmayın yani. Çok güzel. 93'lü. Ben... Canın sağ olsun. 93'lüyüm. Ona bir tekste geçti. Yok. Bak şimdi anlatıyorum. Bizim Justin Bieber'ın Baby Baby diye şarkısı vardı. O yeni çıktı. Aynen trend olmuştu. MSN Messenger'dan Cantu ile biz böyle konuşuyorduk. Dota oynuyorduk. MSN var bak, ne Skype icat olmamış hiçbir şey. Aynen titreşim falan yolluyordun bana yani. Böyle bir de ses kaydı falan atıyordun. Daha o zamandan biz önceden böyle tanışmıyorduk. Ben böyle Dota'da şeye takılıyordum. Herkesle gidip 1v1 atıp işte ben de yenilmiyorum falan falan diye takılıyordum. Bir baktım Cantu da öyle takılıyor. Böyle şey, ben yenilmezim, ben Anlos, kimse beni yenemez falan diye böyle geziyordu. Sonra biz denk geldik, 1v1 falan atmaya başladık ama bir kere falan değil böyle, 10-20 tane abi atmışız. Abi yani 50 kere oynuyorsun onu, o da yeniyor, sen de yeniyorsun falan. Sürekli 1v1 atıyoruz, bir Cantu yeniyor, bir ben yeniyorum. Böyle ikimiz de forumlara konu, sen açıyor muydun hatırlamıyorum. Ben açmadım, sen açtın bir. Ben forumlara konu açıyordum böyle, Cantu ile 1v1'imizin replay'ini koyuyordum. Arkadaşlar bakın Anlos'u yendim, kendisi işte biraz şizofren, işte kimse beni yenemez diyor falan. Kanka ben o şeyi gördüm, nasıl şizofren, adam esas oyuncusun falan demiş sana ya. Öyle diyor. Abi politik olmak için diyorum onu abi. Ya ne yapayım? Belli foruma maçlık geliyor. Replay var orada, yenmiş. Bir tane maçı yenmiş, onu koymuş böyle. Cantu'yla oynarız. Sonra bana MSN'den böyle ses kaydı atıyor. Ben Anlost. Ben yenilmezim. Kimse beni yenemez. Yenilmezler kullanıyorsun falan diye. Sonra ben de o MSN ses kayıtlarını aldım. Böyle Justin Bieber'ın Baby Baby şarkısının arkasına yerleştirdim abi. Yenilmezler klonu diye böyle video çektik ve 150k falan izlendi. Ta böyle 10 yıl önce abi falan. Ya 10 yıl önce 150k izlenmek demek bak. Çok fazla bence. Abi çok yüksek bir izlenme yani, anlatamam size onu. Bir de şey olmuştu bir kere, Cantu Dota turnuvası olmuştu ADEX'te. Böyle Türkiye Dota turnuvası. Bir saniye. Kaya değil mi? Evet. Bak şimdi geliyor kanıtı. Biz oynuyoruz, Cantu'lar oynuyor. Cantu'nun takımı da iyi, bizim takım da iyi. Cantu'lar o turnuvada şampiyon oluyor. $1000 değil mi abi? Geliyorum. Bak kaç? $1000 be. 2012. Pardon, 1500 dolar mıydı? Bu o turnuvanın adı. O turnuva. Evet. KYN. 2012 yazıyor abi galiba. Çok değerli bir takım kimdi ya? Frosty vardı. Aeon Sage, Time Wanderer.
Hatırlarsın. Hatırladım. Kudret teorisyen. Kudret oynamıyor. Kudret yok muydu? Kudret yoktu. Posing as me Soner. Aynen Posing as me vardı. 2012'de. Bizim takım nasıldı ya? Bizim takımda ben oynamadım çünkü Zor Kamdi vardı. Berkay oynamıştı benim yerime. Ha, oynasan yener miydik biz? Ben oynasam yenerdik bu arada. Evet, yenerdik hatırlıyorum. 2012'de 800 TL koydular bunun içine. Benim Eskişehir'de İstanbul'a gidip konaklama ve dönme masrafım zaten 150 lira falandı. 800 lira 6'ya bölünüyor. Bir koç, kaptan bilmem ne var ya. Bunu internete 1000 dolar diye yazdılar. Gosu Gamers K'ya yazdı. Evet, evet Gosu yazdı. Abi 1000 dolar ödül diye yazdılar. Türkiye ezik gözükmesin diye. Evet. Öyle söyleyeyim yani. 800 lira para vardı ama güzel bir ödül. Bir de böyle şey falan yapıyordun sen. Dota'nın olası ya. Yapıyordun. Aa Kaan'ın çok şampiyonluğu var bak. Mousepad falan filan böyle. Facebook'tan açarız onu. Benim Facebook sayfamda var. Chalong.org'dan chart oluşturuyordum. Hı-hı. Sen de varsın lan. Evet, var. Naru var. Tabii Narular falan o zaman LoL'e geçmemiş beyler. Aynen. Çok 15 yıl öncesinden bahsediyoruz yani. Narular, Frosty vardı, Posing Esmi vardı. Hep efsane dönemlerdi ya. Tekol Esmi bile olabilir. Hep şu anki LoL'cular yani. Dota 2 turnuvası yapıyordu ama. Sen Dota 2 turnuvası yapıyordun. Ama sen resmen bir topluluksun. Can tabi o zamanlar bu tipti arkadaşlar. Yaklaş bakalım. Yok abi yaklaşsam da sıkıntı olacak gibi sanki. Ayarlarım onu ya. Hatta siz... Dur abi bunu göstermemiz lazım. Bunu kesinlikle göstermemiz lazım. Gel şuraya göstersene. Gerçek bir ex. Yiyeceğim abi şu anda. Bak bak. Deneyi mi diyorsun? Ay, yine patmışlıktan... Ha ha. Bu şey değil mi? Nasıl yendik bakışın mı abi bu senin? Oha o ceketin mi var? Dur. En önde duruyor. Yıllar ceketi. Dur. Of. Of. Bu çok değerli bir ceket ama. Yani ben çok seviyorum bunu. Oğlum ceket abi al kupayı da eline. Ver o bakışını yap. Nerede? Fotoğraf. O bakışını yap. Gel. Eva. Ne yapıyoruz? Amına gel gel. Günler yağ dolu. Yıllar boyunca almost. Ha. Tak onu yakınlaştır. Önden. İyice basman lazım ki şeyi bozsun. Saçlarım yok ama şimdi uzun saçlarım. Kanka az önce geri çektim oldu lan. Ya az önceki hatırlasınlar. Oldu. Tamam işte. Hatırlarımız gel abi. Aynı yap aynı gülüşü. Çok karanlık lazım. İçine bir de 1000 dolar koymak lazım. Öyle bir sıkıntı var. Vay be aynı ceket hakikaten. Baka be yıllar cekete. İyi saklamışsın ha. Ben bu arada bir şey o senelerden bu senelere hiçbir ceketime giremiyordum ben. Bizim helal olsun. Komple ekipte bir istifçilik var. Hiçbir şey atmıyoruz abi. Eski şeylerimiz sürekli var. Aga be diyorlar. Maga be. 2012 kaç 2012'si? 2012. Vay be 8 sene. Sen düştün ve şu an çaktırmamaya mı çalışıyorsun? Kendin yapmış gibi. Yer mi acaba? Düşmedi ya. Söylemeseydin belki. Kendi yok ama öyle bir şey kaçıramayız. Arkadaşlar o kadar değil kanka. Şimdi Efe Ugaç vampir köylü oynatacak bize. Birazdan. Ben geçen oynattığımda CTG'de oynamıştım. Kazanmıştım bakalım. Vampir köylü isteyen çok var. 17 mi ya? 15-16 kişiyle vampir köylü. Abi iki tane imposter neydi o? Daha fazla imposter. Aynen abi imposter. 10 kişi yeter ya. Bence de 10 kişi yeter 10 kişi ya. Bütün çok ses olabilir. 2-4. Sesi çözemeyiz çok kalabalıkta. Evet, evet. 10 kişiye indirelim. İyi alıyor mikrofon ama ya. Kanka çok iyi alıyor da arkaları çok iyi alamaz ya. 10-10 ideal ya. Değil mi? Aynen 10 mu? Düşünle beraber izleyiciler tutuyor. Yo 10 ve 10. İki kere mi çevireceğiz? Kazananlar bir daha mı? Efe çok güzel oynatıyor bu arada ya moderatör olarak. Evet ya JTG zamanı bizi bayağı eğlendirmişti. Dur bakalım. FRP biliyorsunuz bunu. Fantastic Roleplay. FRP değil de biz bir tık böyle board game'e sardık bu ara. Özellikle Koridor diye bir oyun bulduk. Kafayı yiyoruz Koridor. Evet. Çok iyi. Böyle satrançtan böyle bir tık daha böyle strateji halince çok tatlı abi koridor. Bu arada saat daha 22. 4 kişi böyle birbirimize dalıyor sürekli. Koridor bugün işte siparişini verdik ya yurt dışından. Aynen. Çok direkt iyi oyun. Diye geldi. Koridor çok zevkli. Kaç kaldığımız nereden biliyoruz? 100 bin 110 bin falan diyorlar abi ya şu an. Bak 141 bin olsun PlayStation'da bak bu kim? 104 bin şu an. Bu hakikaten hiçbir insanda yok şu an Türkiye'de arkadaşlar. TRD 3090. Tek. Ben gerçekten. 80 var vallahi öyle değil. TRD tek. Ya bunu alsın lan 30 bin lira falan bu kart. Takmayacağım makineye. Yeterli FPS. Araba var. Alıyorsun ya. Ben bakmıyorum Twitch'e izlenmeye şu anda göremiyorum da.
Şu an sadece chat. Bu arada arkadaşlar şunları da duyurayım size. Bu salonu görüyorsunuz ya. Salonun ağzına kadar dolacağı bir çekiliş düşünün. Evet. BMW, Audi bile koyulabilir buraya ama 3090'lar, PlayStation 5'ler. Şimdi sponsorlarla görüşüyoruz. Hepsi gönderecek hazır. Yani mesela 20 tane monitör, 10 tane kasa. Kasa dediğim bu arada 15 bin liralık kasa. 30 bin liralık ekran kartı falan yakında o çekilişlerde başlayacak. Oyuncu çekilişi. Gerçek oyuncu çekilişi. Gerçek oyuncu çekilişi abi. Şey yok, yavşaklık yok yani içinde. Oyuncu özel, o da olacak yakında. PlayStation 5'te mi çekilişte? Aynen. Hepsinden vereceğiz kanka. Ne zaman diyorlar? Abi aslında ben direkt ilk yayınımda öyle başlamak da istiyordum. Ama çekiliş yayını olsun istemedim bu yayın. Bunlar da aklımda yoktu gerçekten yani. Vampir mi? Vampir mi? Yalancılık bonus. Abi biraz da old school Among Us oynayalım ya. Vay. O zaman başlayalım abi. Nasıl yapalım? Kaç tane olur Efe? Bir 10 kişi çıkarsan çok iyi abi. Tamam. Bak ben de izleyici olayım, hiç konuşmayayım. Ben moderatörlük yaparım. Tamam, sen çok iyi moderatörsün. Tamam. Bak Gökhan, Kemal, burası komple oynasın böyle. Ben hepsini alalım. Aynen. Ekipten de direkt. Aynen, bizim ev tayfası zaten oynar. Tabii sonra. Biz yayınlarda oynarız. Bizi alma. Geç abi. Ulan dayadın ha. Geçen bana basit hissettim ben. Yok. Heh, tamam. 1-2000. Aa, yağmur mu yağıyor lan? Evet. Başlamış gibi abi biraz. Ben de bir lavaboya gidiyorum. Tamam. Abi siz geçin böyle Kemal'le Tuğkan. Ben de ev tayfası oynamayacak, siz oynayacaksınız Vampir Köylü. Efe sunucu. Yo, ben ayaktayım. Tamam. Siz oturun. Sıkışalım böyle. Şunları da alalım şuradan. Burada bak, Kemal, iki kişilik yer var. Tamam, ben diyorum. Tamam, burası 3. 4. Şöyle. Harika. Ben de buraya göstermeyeyim. 3, 4. Mito buyur abi. Ben bir şey çevirdim. Ben geçeceğim. Oraya uçuyorum o zaman. Ben de tam şöyle şuraya çökeyim. Ne ama. Alper sen de abi. Of, yalnız gelmiş geçmiş en iyi vampir abi, köylülerden biri geliyor abi. Evet. Yalan makinesi. Ben oynayayım mı? Ver yastığımı oynayayım, deliyim. Bana da lazım. Hangi tarafını bastım ben bunu? Göbek kamufle yastığını bulursun. Yok oğlum, bu aslında başka tamam, bir şey. Efe'nin öyle durumları var. Tamam, 9 kişi okey. Bak, tam Tuğkan abiden başlıyor, Can Tuğ'a kadar. Bu 9'lu. Tamam mı? Koltukta terkiz oynuyor. Koltukta oturan oynar. Tamam, o zaman kapatın gözleri, seçelim. Ne yapalım biliyor musunuz? İki tane vampir yapalım. Tamam. Bir tane doktor yapalım. Ben size anlatayım hemen. İki vampir, bir doktor, bir avcı yapalım. Tamam. Vampirler biliyorsunuz eş. Onlar kalkıyor, öldürüyor birini. Ondan sonra uyuyorlar. Doktor kalkıyor. Kendini sadece bir defa koruma hakkı var doktorun. Kendini bir kereden fazla koruyamıyor. Onun dışında bir kişiyi iki kere üst üste koruyabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de avcı kalkıyor, bana birini gösteriyor. Ben ona vampirse böyle yapıyorum, vampir değilse böyle yapıyorum. Ama avcı fake'i de atabilirsiniz. Avcı olmayan vampirler, mesela vampirler ben avcıyım, sen ne yalan söylüyorsun tarzında böyle çirkin konuşmalar yapabilir. Evet. Hadi bu. Uyuyabiliriz. Bir şey diyeceğim, avcı yerine jester yapalım mı? Olur şimdi jester. Çok güzel. Bak o avcıdan bahsediyor. Avcıdan... Şimdi izleyiciyi de zorlar onu anlamak, o yüzden konuşuyor. Kendini astırmaya çalışıyor o da. Astırırsa oyunu kazanıyor. Öyle bir şey. Koyalım mı diyorsun? Yani avcının yanına koymayalım da o zaman daha... Avcı yerine mi diyorsun sen? Bence avcı yerine jester. Ama çok karıştı bura bak biz. Aynı daha şeyler önce, nasıl diyorsun? Opi olmaz mı ya? Daha klasik bu şu an. Yani o biraz daha böyle daha hani jester olan daha böyle manyak oynamaya başlıyor. Daha keyifli benim olur jester diyelim. Sen jester ol tamam. Aynen. Ama tamam sen jester ol. İstiyor çünkü. Jester seç onu. Bence keyifli olur. Siz bilirsiniz. Avcı biraz bence daha karmaşık normal. Jester şey olsun o zaman. Jester ol. Ya çünkü kim etliye sütüye karışmıyor, anladın mı? Hani kendini astırmaya karışıyor, çalışıyor. Karışıyor. Tabii evet. Fark etmez bana. Tam nasıl diyorsunuz? Sen karar ver ona. Şeyler çok güçlü olabilir o zaman. Ama ben kıramam. Vampirler. Onu düşünüyorum. Aynen. Yani bir daha şeylesi anlaşılır olacaksa onu yapalım. Bence daha sen tatlı. Sen onu YouTube'da. Bence daha tatlı olur. Tamam, belki kırmayalım. Bir de jester koyalım ama avcı kalsın madem oyunun. O zaman avcı varsa jester olmasın. Yok, ben şimdi kuralı hemen update ediyorum. Jester'ı da vampiri de gösterirseniz böyle yapıyorum. Tamam mı? Jester'ı sorarsanız da okey veriyorum avcıya. Tamam, tamam. Bir daha söyle bakalım. Bir dakika. Avcı Jester'ı da gösterirse böyle yapıyorum. Normalde vampire yapıyorum. Evet. Tamam. Şimdi daha okay. Da kazanabilir vampir. Oldu mu? Avcı, tamam. Avcı ne diyor? İyice bakışık. Yanlıya var mı? Sorusu olan bence yok. Okey, her şey var. Tamam. Peki, Jester'ı kurulanı söyleyecek misin? Hani Jester mi, vampir mi, hangisini söyleyecek misin? Hayır, sadece tamam. Böyle yapacağım. Tamam. O yüzden aynen. Ayrı uyuyalım. Tamam, dur. Tamam, dur. Bunlar önemli şeyler. Ben uyudum.
Uyuduk mu? Tamam. Bugün de çok uyusun uyuyacağım. İlk neleri seçiyorsun? Şu an herkes dokunabilir kıvamda. Şunu şöyle çeksene. Şunu da ver. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar önce iki tane vampirimizi seçiyorum. Durkan abinin yanından doğru başladım. Dolaşıyorum. Sırtına mı değeceksin vampiri? Nasıl oluyor? Kafasına, sırtına, herhangi bir usluna. Götüne, başına, nereden bulursan. Dolaşıyorum. Ben sevdiğim kısım bu benim oyunda ya. Dolaşıyorum. Evet. Bir vampir. Biri güldü orada ama. Seçtim biliyor musunuz? Karşı tarafta. Şimdi bir tane daha seçmem gerekiyor. Burası yalan. Benim tam karşımda güldü bir abi kahkahalı. Şimdi bir tane vampiri senin daha seçmem. Senin karşında kamera var abi sen. Hayır hayır açık şöyle olarak. Şöyle bakayım. Canturların taraftan buradan da buraya doğru da bir fake atayım. Buradan bir şey çıkar mı diye. Şöyle kollarımı bir hava yapıyorum böyle. Tamam. Evet. İki vampiri de seçtim. Evet. Şimdi bir tane doktor seçiyorum. Kimse lütfen uyanmasın. Doktor seçiyorum. Şimdi bir tane avcı seçiyorum. Çok hızlı olacak burası. Bir tane avcı seçiyorum. Zaten avcımız belli. Evet, avcıyı seçiyorum. Herkesin de tahmin edebileceği üzere. Evet, avcıyı da seçtim. Şimdi bir tane de Jester seçiyorum son olarak. Evet. Bu arada şöyle küçük bir info da verelim Jester'ı seçerken son olarak. Jester dediğimiz kişi eğer kendini astırmayı başarırsa kendisine pozitif oy verenlerden bir tanesini gece öldürme hakkına sahip oluyor arkadaşlar. Evet herkes seçildi. Şimdi gözler kapalı kalsın. Sadece iki adet vampir hiçbir kıpırdama göstermeden gözlerini açarak birbirleriyle göz teması kursun. Vampirler göz teması kurdu, uyudu ve herkes uyandı. Günaydın hocam. Az daha uzasaydı uyuyordu arkadaşlar. Evet, buyurun. Böyle bir sabah tanışması. Oturum kim hocam? Köyü de o kadar yalancı dolu ki. Çok güzel demişsiniz. Müthiş bir hiçbir fikrim yok benim şu an. Evet. Chat'e bakmayayım orada. Chat'e söyleyen kapatalım falan. Kapatalım mı chat'i? Yok bak. Hayır. Canto oynuyordun. Bakmayalım direkt. Oyunda mısın? Evet tamam. Vampir misin? Hayır. Güzel bir ya ben yayının kahramanı ben olduğum için bana vereceklerini sanmıyordum zaten. Vermiyorlardı. Bir Windows'da yapsana şuraya. Ha chat'te kapatın. Bakmasın tamam bakmıyorum. Ha doğru. Ama gözüm kayıyor. Göz çok fena kayıyor ya. Benim de vallahi. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Şöyle yayılarak. O zaman ilk gün chat'e atsana abi. Sabah tartışması Murat dedi yeterli. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Burada her şey uyusun, zaten. Aynen. Gece olsun. Tamam, vampirler bir öldürsün bakalım neler oluyor. Beni öldürmeyin lütfen. Beni öldürmeyin ya. Evet, önce iki vampir arkadaşımız kendi aralarında öldürmek istedikleri kişiye doğru şöyle bir karar versinler. Parmaklarıyla böyle minicik gözleriyle de gösterebilirler bana mini minnacık bir şekilde. Teşekkür ediyorum kendilerine, uyuyabilirler. Sevgili doktorumuz şöyle gözlerini açsın. Kimi kurtarmak istediğini bana bir göstersin miniğinden. Evet doktor, kimi kurtarmak istiyorsun? Teşekkürler doktor, sağ ol. Evet, şimdi avcı uyansın. Avcı. İnan! Avcı uyandı galiba. Avcı ıslanarak uyandı. Avcı ateş etti amına. Avcı uyandı. Gözler kapalı. Evet, avcı. Borazanı da öptürdü burada. Avcı bana birini göstersin, ben de ona bir olay veya negatiflik vereyim. Valla bunu konuşmamıştık bak, kusuruma dahil mi? O ek bitecek kanka. Valla. Evet, avcı da uyudu. Evet, arkadaşlar günaydın, herkes uyanabilir. Günaydın. 9 kişilik. Sessiz geliyor sandı o. Sevgili 9 kişilik bu ufak, küçük nüfuslu köyümüzde dün gece 2 adet vampirin saldırısı sonucunda bir kardeşimizi doktorun bütün müdahalelerine rağmen kaybettik. Sevgili Tuğkan abi öldün mü? Yok. Öldün mü? Hissediyor musun öldün? Oğlum 10.000 izlenirim bundan sonra. Öldün mü?
Doktor abi, korumuş sen bence. Sen değil, sen değil. Kemalcan Parlak. Hocam. Ay. Hayır. Content düşman. Hayır. Yani. 3 tane şaka. Evet. 3 tane şaka şurada hazırladım kafada ya. Vallahi content. Hocam buna, bu 140 tane olmaz. Bak, bunu hazırlama. Kimse yerli var. Bu 140 tane olmazsa bu vampirlerin suçudur. O. Aynen öyle. Onu söyleyeyim. Bu ana yani. Bir şey hazırlamadım. Sen yap çok şakalarını. Çok zeki içi vampirle karşı karşıya değilim. Biliyor musun? Evet. Kemal son sözlerin var mı? Son sözlerim yok. Dönün bir etrafınıza iyi bakın bu saatten sonra. Dost kim düşman. Ben burada herkes bana dost sözde. Lafta değil mi?